Selamun aleyküm, hürmetli vatandaşlar. Görüşünüz yalı, geçen çıkışlarımızda biz yani dürlü politik terminler olan yani lustrasyon dedi, hatta impeachment dedi, ekonomik hakta gurrungaçlık ettik. Şimdi bu tayda halkı kemsitmek maksadı bilen del, hakikaten boynumuza almamız gerek. Halkın yani düşüncesi pes, yani ruhname devre var, ruhname okutuldu, mektepler 9 yıla getirildi. Kemsitmek için aitmeyen yeni bir gezek bellek geçen. Hatta konstitusiyanın neyime zattığını bilmeyen yören vatandaşlarımız var. Şimdi şu günkü cemlenişmemizin maksadı, Anadolu'da Hacif'e hayiş ettik. O, şu arada düşünce verin, yani sanksiye. Sanksiye demek neyime? Ne ile ve kim tarafından amala aşırılıyor? Sanksiye bulundu. Belli bir devlet yolbaşısına mı ya bütünleyin şu devletin özüne sanksiye girizliyor mu? Misal için sadece şu termini sade dile periyod eden de tercüme eden de Uyghur diyen sözü bilen sinonimleşiyor mu? Yani kavat geliyor mu? İş yerde işinde göğören kemçilik için duyduruş yani Uyghur veriliyor. İşe geç geldin ya o fiyançılık ettin ya yine bir türlü sebeplere göre o işin başarmadın deyip Uyghur bilen sanksı sözünü bir derecede koymak oluyor mu? Sonra sanksını amala aşırmak için nekli proseduralardan geçmeli. Nekli şunun kanunu yolları var. Şular var adı. Hem bize hem halkımıza genişleyin gurrun verseniz anlatır dağı. Katı minnettar olardık. Söz sizden. Hakikaten Ata Murad'ın aydışı yalı sağın sözü bir düzgünçülüğü önüne almak ve bir düzgünçülüğün döreden tarafa kovu bulmadık neticelere getirip bilecek ak adımdır. Sağınçılar dürlü görünüşte buluyorlar. Administratif, cinayet boyunca, tertip düzgün boyunca ve emlak bilen bağlı sanksiyalardır. Yöne biz halkara kanuni sanksiyalar seyrediyoruz. Bu köpçülükleyin ya da bir taraflayın mecburluğun bulup belli bir devlet tarafından ya da dünya kurumların tarafından halkara düzenleri bozun devlete ya da idara sanksiyonu girdik bilinir. Bu yerde bir soru çıkıp bilir. Ne için sanksiyonlar girdiler? Sanksiyonlar devlete ya da halka edilmiyor. Elmida mı siyasete ya da harekete ediliyor. Ve şu uğurda düzgün bulun belli şahslar değişikliği bulup bilir. İndi sansaların tapavutları bu arada. Misal için Birleşen Milletler Kurması tacirlik ve iktisadiyat sansaları şeyle hem diplomatik, medeni ve spor boyunca sansaya girip bilir. Diplomatik sansanın büyük manası bütünlüğün ya da bölüklüğün ilçihanan diplomatlarını yurda kovmak ve onların diplomatik vizelerini red etmek. Sanksiyonlar operatif yağdayda, siyasi çağrışlarda, maksatlara ve gımatlıklara yapmak karşılıklı yağday bağırlığı anıtlanan son ulanıp bilinir. Misal için Avrupa Birleşik'in haysi bir devlet ya da edara terörizmi goldasa ya da şuna yardım verse ana şunda sanksiye verip biliyor. Şeyle hem yedro ve atom yaralanı yayratsa, insan haklarının bozulmasına yol verse, keseki yurdun çeyreğini basıp alsa, Bilkaslayın devletin mertebesini düşürse ve kâbir hücumlar eden yağdayında hem sansiye birlik bilinir. Sansiye çareler neye hili bulup bilir. Uruşa getirip bilecek yağdayda yarak bilen üpçün eden tarafı Avrupa Birleşiğine girizmezlik pulları dondurmaklık iktisadiyeti önümçülüğü durdurmak, dışarı devletlerden harit almak ve satmak, belli bir hizmetler üpçün etmek qadağan edilip bilinir. İnni kimin isleği bilen sanksiye girizmek mümkün. Misal için Avrupa Birleşiği öz isleği bilen şeyle de Birleşen Millet Kurmasının hukuksuzluk rezolüsyasına göre sanksiye girizip bilir. Şu vakit nehili sanksiyeler girizliler. Misal hükümünde Birleşen Milletler Kurmasını alalım. Bu halkara kuruma bulmak bilen yeryüzünde parahatçılığı ve hukuksuzluğu gözükçülük etmek için döredilen kurumadır. Kurumada hemişe hukuksuzluk genişi adlı bölümü işleyer. Hukuksuzluk genişi 15 ağzıdan bu arat bulmak bilen şoların beyaşısı
hemişelik akzadır. Misal için, haysi de borsa bir devlet, beylikki bir devletin üstüne çözen yağdayda hukuksuzluk genişi maslahata cemleniş yer. Maslahatta sansı girizmek meseleler boyunca güllerşiler yer. Hukuksuzluk genişin 9 sansı sansı girizmeyi goldan yağdayında amala aşırılı yer. Nem için Birleşen Milletler Kuruması Rusya'ya karşı sansiye girizen ok. Dilen sonra yüze çıkmağı mümkün. Sebebi hukuksuzluk genişin ağza bulmağı neticesinde öz özüne sansiye girizip bilen ok. Avrupa Birleşiminde sansiye meselesi boyunca başkaça mekanizm işleyer. Ol yerde Avrupa, Europarlament ve Avrupa genişin üstüyle çözülüp yerine yetirici hem Eurokomisiye bulup duruyor. Sansiye ulanmak için yeterlik derecede deliller mühimdir. Mesela devletin içinde halka karşı genosit bolsa insan haklarının giyin görümde bozulmağı ya da terörizme belirleyen goldavlar subut edilmelidir. Bir advokat bu işi amala aşırıp bilmeyer. Eğer minlerce adam halkara, kurumlara ve pravozaşitliklere fark delir bilen yüzlense ve onlar bu arzaları yuristler bilen toplap, tasdiklap bilse, şundan son BMG, Avrupa Birleşiği, ABŞ, şundan son yüz tutup bilerler. Yeterlik miktarda delilsiz hiç zat başarıp bulmayar. Türkmenistan gerek gelende Magnitski kanunu esasında sansiye girizmek bolur. Has takıyı belli bir şahsaların viza kadağanlığı ve pullarını döndürmek. Ugul Sapar Muradov'un öldürülmeyeni misal alsak kimin yasama cinayet işini, kurnanını ve kimin suut edenini hatta kimin günahkarlığını men biliyorum. Şeyle hem benim doğumlarımın izgiderli izlenmelere sebep olmağını kimin elinin bağırdığını biliyorum. Yakın tarihte bulup geçen Sancar vakası bilen tanınlayan tarihin bir sahipasına seyredip geçelim. Hatta şol Sancar vakadaki pidaların yakınlar ve kossaları izarlamalara ve basışlara sezi var olmaktan korkup sesini çıkarıp bilmeyerler. Yine de gaytalayan yeterlik muhtarda delilsiz hiç zat başarıp bulmayar. Şvitsariya devleti sansiye verip bilyen merkezi bulup duruyor mu? Deyip siz soruyanız. Yok. Esası merkezler New York ve Brüksel bolup duruyor. Benim şuna kaba prosum var da, şuyun Rusya kak agresör da polnüstü zatta, sanksada. Evet. Kim şu bilen işleşse, şuna da biz sanksaya girkizeceğiz diye de evet. Bu zat oğun ayda. Şu iki günlükte bizim Türkmenistanımıza Mişustin geldi. Vaş paragnozda, kak vi dumit, et abazначает то, что bize de sanksa gelecek. Bize de sanksa koyarlar. Bu yerde İki yağday var. Birinci, Rusya karşı sansiyaları ABŞ, Avrupa Birleşik, Kanada, Avustralya ve bir topar demokratik devletler girizdi. Beyleki yurtlar Rusya karşı bu sansiyalara koşulup bilirler. Bu isteğe bağlı, hükmen değil. Bu sansiyaları koşulmak istemeyen yurtlar Rusya bilen siyasi, iktisadi, spor, medeni katnaşıkları devam ettirip bilirler. Şunun için Rusya ile Türkmenistan'ın arasındaki siyasi ve iktisadi uğurdaki hizmetdaşlık Türkmenistan'a hem sansiyaların girizmelerini avtomatiki anlatmaya. Hiç kim Türkmenistan'a Rusya'nın premier ministri kabul etmelini, Rusya obahocılık önümlerini iyi vermelini ya da ol yerden harit almağını qadağan etmez. İndi Türkmenistan, Rusya sansiyalardan sıpmak kömegi barada. Misal üçin sansiyaların girizen yurtlardan belli bir sansiyalı haritları Türkmenistan, Rusya satın almağa kömeg etse, değil mi? Şundan son Türkmenistan'a da sansiyalar girizip bolar.
Takı şunu bilip kömür eden için. İkinci, sanse BMG tarafından girizmedi. Aydışım yağlı Rusya BMG hukuksuzluk genişinde üyeliğine karşı ses vermez. Dünyanın ehli yurtları için hem hükmeni değer. Şunun için Türkmenistan, Kıtay, Hindistan, Vietnam, Türkiye ve belki yurtlar Rusya bilen hizmetlaşığını devam ediyorlar. Ben de şunu yal sorağım var. Şvitsarya Türkmenistan'a sanksiya verip biler mi? Hova Şvitsarya hem belli bir devlete özbaşta sanksiya girip biler. Misal için diplomatik, ekonomika ve medeni aragatnaşığı yatırıp biler. Ondan yukarı derecede hukuku yoktur. Şvitsarya mıdama buluşuyalı bir taraflık derecesine bukulmak bilen özünü uğrayar. Alı görüşünüz yalı hormatlı vatandaşlar, ana sanksiya barada bugün gürrün ettik. Onların ünsören olsanız lüstrasiya hakkında, impeachment hakkında, ekonomika barada gürrün ettik. Nesip olsa, indiki çıkışlarımızda, ina anadır dağı da, ina şu vaxta etken, industrializasiya barada gürrün vermenizi hayş etken, indiki çıkışımızda. Ondan başka da önümüzde planlaştırıyan yani mail namamızda ekologiya barada. Hususu anam Türkmenistan'ın ekologiyası barada. Biz kaça aydıp geçsem, Türkmenistan'ın milyard milyard kub gaz alınıyor. Düzgünü boyunca tebiyatın yani şu düzgünü boyunca gaz alınan yeri su bilen doldurulmalı. Son kuvakta şu gürrünler var. Şu funksiyonlar dolu yerine yetirilen ok. Neticesi neme getirip bilir. Eğer hakikaten gaz alınandan sonra yerin aşağındaki katlakta boş yerde doldurulması su bilen okmağı mümkün diye çökmeyi mümkün. Biz praktikada gördük. Hani 94-95. Yıllarda çöraklıkçılık oldu. Neme sebepten? Sebebi kağız yüzünde biz buğday ektik. O buğday oraya, buğday neme deyip aslında dine kağız yüzünde bitti. Edil şunun yalı. Gaz alınan yere su doldurmadan belki kağız yüzünde geçeyendir diye o hof var. O şu zatlar hakta da biz hükman suratta gürrün ederiz. Katlaşanımız için, tomoş edenimiz için köp köp sağ olun vatandaşlar. Anadır da, dürlü yurtlarda ilçhanalar, konsulluklar var bilsiniz yani. Binasının yerleşen yeri şol yurda değişli olayamı ya da kim iyiçilik edece konsullukların ilçhanaların yerleşen binasının teritoriyasına, meydanına. Misal için Rusya'da ilçhanalarının ve konsullukların çağı yerleşen devletin çağı hesaplanmayar. Rusya Konstitüsyonun 67. maddesinde devletin çağları anıklanandır. Göz önünüze getirin. İstanbul şehrinin merkezinde Kıtay'ın konsulluğu var olsa konsulluğun eyaleyen meydanı, Kıtay'ın hususi meydanı deyip bilirsin mi? Devletlerin çakları, serhat zorlukları bilen belirlendir. Demek konsulluğun çakı öz devletine değişik olsa dünya tarafından layıklıkta serhatçileri ve gümrük kulluğunu yerleştirmeli. Siz konsulluğa girenizde serhatçileri gördünüz mü? Yok. Demek devletin kanunları öz çakında yerleşen ilçihanalara ve konsulluklara hem değişli. Büyük Britanya'nın ehli meydanı Karol'un maşkalasına değişli. Bulmak bilen devletin çayını satmak ve satın alma kanunu yok. Misal için 2002 yılda Türkmenistan'ın milli hukuksuzluk kulluğun işgarları Özbekistan ilçin rezidansiyasına teröristleri gözlemek maksadı ile Özbek tarafın karşılığına seyretmezden zor bilen girdiler. Halkara davası götürüldü ve tiz vaqtda yatırıldı. Понятно. Всем спасибо. Bir minutdan vaqt aldı. Sağ olun. Köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Всем спасибо за то, что послушали. Спасибо вам. Было приятно. Спасибо. Енді де эфирде görüşеміз. Хош сау болыңыз. Сау болыңыз.